Herkese merhaba, ben Osman Yaşar. Arkadaşlar bu videomuzda iki daire üzerine etüt tasarımı yapacağız. Kat alanımız 230 metrekare. Burada gördüğünüz arsadan, arsaya ilk önce oturumuna bakıyoruz. Oturum normal katlarını, cephesini söylüyoruz. Bina yüksekliğini falan, bunları hepsini üzerine not ediyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi 15-50 yüksekliği varmış. Ve bu bilgileri şimdi oturup sorduktan sonra etüt istendiği için biz de bu bilgileri hem etütün altına not ediyoruz hem de etüte bir çerçeve yapıyoruz ve bu şekilde etüt tasarımına böyle başlıyoruz. Yani düzenli gitmemiz gerekiyor çünkü nerede hata yaptığımızı geri dönüp bulabilmemiz daha kolay oluyor bu şekilde yaparsanız, size tavsiyemdir. Şimdi videoyu yaparken, yani çekerken aslında seslendirme yapamadım, tekrar bunu da belirteyim, çünkü etüt yaparken gün içerisinde hızlı yapmamız gerekiyor olabilir ve müsait olamadığı için de ortam, o yüzden seslendirme yapamıyoruz. Ve ben de bu şekilde, hani ihtiyacı olan arkadaşlar merak ederler bu tarz farklı değişik yerler etüt nasıl yapılıyor diye merak ederler diye bu şekilde en azından yapabildiğim kadarıyla seslendirip bu şekilde, tabii ki tamamı şu an etütün baştan sona hali var, fakat ben bir kısmını artık sesi kesiyorum, yani burada bir süre konuşacağım, ondan sonrası zaten burada önemli olan bilgi, burada önemli olan nasıl gidildiği önemli. Etüt yaparken bakın görüyorsunuz, şu an etüt hazırlıyorum, içeriye bir tane örnek etüt alıyorum, oradaki layer'ları kullanıyorum falan. Bunlara bakarak da yapılabilir ve yine DVG'sini açıklama kısmına paylaşıyorum arkadaşlar, oradan da ihtiyacı olan arkadaşlar mutlaka indirip inceleyebilir. Burada 3 daire de yapabilirdik fakat müşterimizin isteği çift daire üzerine istedi. 230 metrekare. İkiye böldüğümüzde 115 metrekareden 2 tane 3 artı 1 yaptık burada arkadaşlar. Şimdi ilerleyen dönemde, zaten ilerleyen dakikalarda göreceksiniz, merdiven ve asansör kovasının çekirdeğini ortaya yerleştiriyoruz. Ve burada sol ve sağ daireyi eşit duruma getiriyoruz. Ondan sonra etütü çözmeye başlıyoruz. Size burada ben iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Yine yönetmeliği ve yönetmelikteki minimum mekanları da alt kısma paylaşırım. Umarım faydalı olur. Beğenirseniz, yorum atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar.